Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce bir çanta yapımına başlamadan önce her zaman sonda yaptığımı başta yapmak istiyorum. Beni sürekli izleyip yorumlarımı esirgemeyen, beğeniyi kalbi zaten hiç unutmayan, çoktan abone olmuş, Katıl'dan da destek olan dostlarım unutmayayım. Bütün örgüdaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben bugün bu videoları çekiyorsam eğer sizin kıymetli destekleriniz sayesinde. Siz abone olduğunuz, siz yorum yaptığınız, siz beğendiğiniz için, Katıl'dan, ayrıyetten destek verdiğiniz için. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, çok kıymetli her bir yapmış olduğunuz destek. Öyleyse bunu baştan söylediğime göre kalbi de isteyeceğim. Unutmayın videoyu izledikten sonra kondurmayı. Çok tatlış bir çanta öreceğiz bu videoda. Uzun zamandır Etrofil firmasının göndermiş olduğu biyokoton ipleri elimde çanta yapımı için bekliyordu. Nasıl bir şey yapsam diye düşünürken bir anda aklıma nasıl bir şey yapmam gerektiği geldi ve yola çıktım. Yapacağım bu çanta için 4 rengini kullanıyorum. 3 tane motif örmem gerekiyor ki ben bu motiflerden 2 tanesini ördüm. Üçüncüyü sizlerle birlikte öreceğim. Her bir motif parçamın ölçüsü böyle 28,5 santim kadar geliyor. Bunu söyleyeyim baştan. Sonuçta olan çantamın aşağı yukarı ne büyüklükte olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz. Bu biyokoton ipler ile 2 tane tığ kullanacağım. Genel anlamda yapımında 3.75 milim tığ kullanıyorum. 3.5 milimi de belki 3.25 de değiştirebilirim. Emin değilim ama bir tık daha küçük tığla da sap kısmına geçeceğim. Oraya geçtiğimde hangi tığla ördüğümü size de söyleyeceğim. İlk olarak beraberce motif yapımına başlayalım. Motif yapımına başlamadan önce sizlere İplerin içeriğinden de bahsetmek istiyorum. Çanta için gayet uygun bir içerik. %70 koton, %30 polyester içeriyor. 100 gramında 210 metre uzunlukta ip mevcut. Çanta için dediğim gibi örerken de çok iyi anladım. Çok ideal bir ip. Canı gönülden yapabilirsiniz, çantalarınızda kullanabilirsiniz diye önerebilirim. Şimdi bu koyu lacivert renginin numarası 10205. Saks mavisinin numarası 10502. Pembe numarası 10403. Bu nar çiçeğinin biraz daha açığı, somonun koyusu 10603 de bunun kodu. Belki renklerini beğenip aynı renk çalışmak isteyen dostlar merak eder diye söylemek istedim. Şimdi motifimize dediğim gibi normalde ipe 4 milim tığ öneriyor. Çanta için her zaman ben bir tık daha küçük tığ kullanmayı tercih ederim elime uygun olandan. Onun için de 3.75'im vardı. 3.75 ile örüyorum. Siz 3.5'la da örebilir ya da eliniz sıkıysa zaten 4 ile devam edebilirsiniz. Göbeğin ilk 3 sırası çok kolay, basit kare motif kıvamında öreceğiz. Bunun için de yapmamız gereken sihirli halka içine ikili trabzanlar kullanarak örmeye başlıyorum. Parmağıma doladım, ipimi tığım arasından geçirdim, ipi de aldım, hemen ilmeğimi çıkarttım, biraz yükseldim, etrafında döndürdüm, arkadan ilmeğimi geçirip ilk yalancı trabzanımı ördükten sonra yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincirim olacak. 1, 2. Tekrar sihirli halkamın içine 3 tane ikili trabzanı yan yana örüyorum. Zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Yine 2 zincir çekip
3 ikili trabzan daha örüyorum. Yine arada 2 zincirim var normalde ama aynı renkle devam edip yukarıda çıkmak istediğim için burada bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp şu ipi de üstüne alayım. Aradan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve şu görmüş olduğunuz tığımdaki 3 ilmeği hepsini beraber arasından ilmeğimi çıkartarak örüyorum. Bakın, burada istediğim yere gelmiş oldum. Şimdi yan yana 2 tane ikili trabzan öreceğim boşluğun içine. İlkini ördüm. Hemen yanına bir tane daha. Aynı dediğim gibi basit kare motif tekniğini uyguluyorum. Buradaki ilk trabzanın içine batıyorum. Hemen yine bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanındaki trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Daha sonra yanındakinin üstüne bir ikili trabzan. Ve köşeye geliyorum. Köşeye gelince de 2 tane ikili trabzanı yan yana örüyorum. Köşede olduğumdan ötürü arada 2 tane zincirim var. Hemen yanına aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan daha örüyorum. Sonra yine trabzanların üstüne örmeye başlıyorum. İşte bu göstermiş olduğum teknikle başladığım yere kadar geleyim. Son sırada buradaki içine başlayarak ördüğüm köşenin içine diğer ikili grubu da ördükten sonra 3. sırada aslında bu sıranın aynısı olacak. Hiçbir farkı yok. Bir zincirimi çekip yine ilk trabzanın tepesine batarak ilmeğimi çıkartıp ortaya geliyorum. Daha sonra yan yana 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımın üstüne de ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bir alt sıranın birebir aynısını yapıp diğer sıraya geçeceğiz. Yine son köşenin içindeyim. Artık bu renkle işimi bitireceğim. Buraya geldim ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp arasından kaydırıp ipimi de şöyle güzelce kilitledikten sonra kesiyorum. Daha sonra bu ipi arkada ilmeklerin içinden güzelce kaybedeceğim. İç dişten böyle aralardan bir önden bir arkadan geçirerek kaybediyorum. Motif örerken bu şekilde ilerleyince benim için çok kolay oluyor. Onu sonra gizlerim iyicene. Sıra yeni rengimdi. Şimdi bu sırada artık yeni rengimle nasıl bir şey yapacağız onu size göstereceğim. Şurada örmüş olduğum motifin önünde göstereyim. Artık burada lastik ördüğümüz sırada alttaki trabzanın önden dolandığımız gibi bir dolanma tekniği uygulayacağız. Hemen birlikte başlayalım nasıl yapacağımızı görmeye. Yine aynı teknikle bir alt sıradaki gibi örmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Köşeye tığımın üstüne ipimi alıyorum. Arkadaşlar ben zincirsiz bu tekniği kullanmayı sevdiğim için zincirle de yükselebilirsiniz. Eliniz o şekilde alışıksa onu da yapabilirsiniz. Ama ben hep böyle yalancı trabzanla başlama tekniğini seviyorum. Burada biraz daha yavaş hatta göstereyim. Belki ilk kez karşılaştığım arkadaşım vardır. Şöyle battım. Arasından ilmeğimi çıkarttım. 1 ve 2 yapmadan evvel bunu da öne alıyorum. 2 içinden geçirdim mi? Böylelikle ben bir yalancı trabzanı örmüş oluyorum. Şimdi dediğim gibi hemen yanına bir tane daha öreceğiz. Tığın üstüne alarak örerek de gizlemek o ipi arkada kaybettiriyor. Şimdi burada artık nasıl yapacağım? 2 tane yan yana, şimdi bu
köşedeki iki taneyi ördükten sonra iki tane trabzanımın yan yana üstüne ikili trabzan öreceğim. Daha sonra yanındaki trabzana arkadan şöyle bakın, tığımı arkadan öne doğru batırıp ipimi de arkasından şu şekilde dolandırıp bir tanesini de böyle öreceğim. Şimdi iki tanesini yine normal örüyorum. 1, 2. Tekrardan tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki trabzanın, bakın ipimi aldım tığımın üstüne. Buradaki trabzanın şöyle arkasından batıp şu şekilde ipi arasından geçirdim. Ve bu şekilde üstünden ördüm. Tekrardan yanındaki iki tane trabzanı üstüne batarak örüyorum. Daha sonra sıra bunda. Arkasından dolandırdım. Ördüm. Yine yanındakini, ikisini örüyorum. Boşluğa geliyorum. Boşluğun içine iki tane ikili trabzan, iki zincir, yine aynı köşenin içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu kenarda yaptığımın aynısını burada da tekrar ediyorum. Önce iki tane trabzanımın üstüne iki tane ikili trabzanı örüyorum. Daha sonra sıradaki trabzanın arkasından batıp üstünden dolandırarak örüyorum. İki tane normal. Tekrardan sıra trabzanın arkasından dolanmakta. İşte bu mantıkla da bu sırayı, dördüncü sırayı bu şekilde örelim. Bu sıranın da sonuna geldim. Aynı renkle bir üst sıraya çıkacağım. Aynı renkle bir üst sıraya çıkacağımız vakit ben bir zincir çekiyorum, biliyorsunuz. Hemen bu ilk trabzanımın tepesine batıp arasından kaydırarak çıkarttım. Bu ilmeklerin içinden de bir ilmek çıkartıyorum ve ortaya geldikten sonra şimdi bu boşluğun içine ilk önce ilk yalancı trabzanımı ördüm. Yanına iki tane daha ikili trabzan öreceğim. Yani boşluğun içine trabzan sayım yan yana 3 tane olmuş olacak. Daha sonra 1, 2, 3 tane trabzanı atlayacağım. Onun yanındaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan daha öreceğim. Bir, iki, üç atlayacağım. Yine üç tane ikili trabzanımı öreceğim. Aynı boşluğun içine. Bir, iki, üç yanına. Şöyle bakın, devam ediyoruz. Tekrardan 3 sayacağım. 1, 2, 3 hemen yanına. 3 tane atladığımı köşeye gelmiş oluyorum. Köşeye geldiğimde de 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve yanına 3 tane ikili trabzan. Devamında yine 3 taneyi atlıyorum. 1, 2, 3 hemen yanına gelip 3 tane ikili trabzan. İşte bu sıramızda bu mantıkla devam ediyor. Bütün kenarlarını aynı buradaki kenar gibi örüp
tekrarlayarak tamamlayacağım. Tekrardan pembeyi aldım. Şimdi köşeye geldim. Burada ilk köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim yan yana. Tane ikili trabzanımı ördükten sonra buraya boşluğa gelip yine üçlü grup öreceğim ama bu seferki üçlü grubun biraz farklı. Bunun ilkini örüyorum. Üçlü grubun ilk trabzanını örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp ikinci trabzanı alttaki, bakın hep alttakine geliyorum. Hop, tam ortadaki trabzana dolanıp şöyle uzuncana bir bacak çekerek yukarı geleceğim. Örüp tığımın üstüne ip alacağım. Hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan, yani aynı boşluğa bir ikili trabzan daha örüp 3'e tamamlayacağım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Geldim diğer boşluğa. İlkini normal ördüm. İkincisini burada, zaten bu ilklerinde olmuyor da burada kendini belli ediyor. Köşedekiler etmiyor. Bakın bu ortada kabarık olana batıp uzuncana bir trabzanımı öreceğim. Hemen yanına da boşluğun içine üçüncüyü öreceğim. Yani bu üçlüler böyle ilerliyor. Boşluğa gel, bir tane ikili trabzanı ör, diğerini aşağıdan ortadakine batıp uzuncana çekip ör, tekrar tığa al ipi ve aynı boşluğun içine üçüncü bacak. Diğer boşluğa geçiyoruz. Şimdi burada köşedekinde olduğu için ortadakini alıyorum. Onu üstten örmemiştim. Hemen ortadakine batıyorum. Uzuncana yine örüyorum. Şöyle yapıp hemen köşeye geldim. Köşede bir fark yok. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tekrardan aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Daha sonra yanındaki boşluğa geliyorum. Yine aynı bir ikili trabzanımı ördüm. Ortadaki trabzana geliyorum. Bir alttakinin ortadakine. Hop, köşe olduğu için kabartılı değil o, biliyorsunuz. Tekrar aynı boşluğa bir tane. Şimdi burası aynı biraz evvelki kenar gibi devam ediyor. Bakın geldim buraya. Bunu da birlikte yapalım. Sonra ben tamamlayıp geleyim. Bakın buna dolanıyorum. Bunun içine gelip örüyorum. İşte bu mantıkla da diğer kenarları öreyim. Bir üst sıraya geçelim. Bu sırayı da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya yine aynı renkte çıkacağım. Her zamanki tekniğimi kullanarak geliyorum bir üste. Bir üste çıktıktan sonra ilk yalancı trabzanımı örüp hemen yanına iki tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra her bir boşluğun, yani 3 trabzanda bir oluşan boşlukların içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. İpim takılmasa daha rahat öreceğim de şöyle hemen çıkartıp düzelteyim. İpin bükümü, sarımı bir tık her zamanki ördüğüm iplerden farklı.
Ama diyorum ya, çanta için gerçekten ideal bir ip. Başka neler yapılabilir? Onu da düşüneceğim. 3 tane daha ördüm. Bu sıra hiçbir farkı yok. Hanım dilendi tekniği gibi düşünebilirsiniz. Her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Köşeye geldi mi de yine bir alt gibi 3 ikili trabzan. 2 tane zincir, 3 ikili trabzan. Bu sırayı da öylece tamamlayalım. Böylece o sırayı tamamladıktan sonra diğer rengimi alıyorum ve bir üst sıraya birlikte geçiyoruz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şu köşeden hemen batıp ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Yanına da 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında şimdi her seferinde şu üçlü grupların, her üçlü grubun ilkine üstüne örüyorum. Ortadakini, ilmeği arkasından tığımı geçirip örüyorum. Yanındakini hemen üstünden örüyorum. Üçlü grupları bu şekilde ayırıyorum. Tekrardan buraya geldim. Üçlü grubun ilkini ördüm. Ortadakini tığımı arkadan dolandırıp üstünden ördüm. Yanındakini üstüne batarak. Bu mantıkla da bu sıranın hepsini bu şekilde öreceğim. Üçlü grubun ilki üstüne batarak ikili trabzan, ortadakini arkadan dolan, yine ikili trabzan, yanındakinin üstüne batıp bir ikili trabzan. Köşeye geldiğimde ise hiçbir farkı yok. Aynı buradaki gibi 3 ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 ikili trabzan. Sonra aynı bu mantıkla devam edeceğim. Köşeye yaklaştığımda burayı da birlikte geçelim istedim. Yine buradaki üçlü grubun ilkinin üstüne ikili trabzanımı ördüm. Ortadakinin arkasından dolanıp ördüm. Yanındakinin üstünü ördüm. Köşe boşluğunun içine hemen ilk üçlü iki tane trabzanı, pardon, ikili trabzanımı örüyorum üçlü grup halinde. Sonrasında araya iki zincir çekerek yine köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Diğer kenarda ne yaptımsa aynısını bu kenarda da uygulamaya devam ediyorum. Önce trabzanın tepesine, daha sonra ortadakinin arkasından dolanıyorum. Bu mantıkla da dört kenarı da tamamlayalım. Yeni renkle yeni sıraya birlikte geçelim. Yeni rengimle yeni sıraya başlıyorum. Burada hemen köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örerek başlıyorum hemen. Daha sonra bu sırada yapacağım farklı bir işlem yok. Şöyle ki her boşluğun içine, ki o boşluğu nasıl oluşturacağım? 3 3'ü ayıracağım. Şimdi bu ilk 3'ü ayırıyorum. Hemen buraya gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu 3'ü ayırıyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu 3'ü ayırıyorum. Bu şekilde devam ederek bu kenarın sonuna kadar geleyim. Köşeyi de beraberce örelim. Böyle ayrı ayrı 3 3 sona kadar geldim. Sonda 3 kaldı. Köşeye bir üçlümü örüyorum. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Köşede de arada 2 zincirim var yine. Hemen döndürüp şöyle 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Aynı boşluğun içine. Ve başlıyorum yine 3 3 ayırmaya. 3 3 ayırıp aralarına yeni rengimle 3 tane ikili trabzan örerek bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bütün kenarları örüp geliyorum.
Bu şekilde bu turu tamamladım. Bir sıraya aynı rengimle devam ediyorum. Aynı renkle devam ettiğim için bir zincirimi çektim. İlk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkartıp üçünün arasından geçip geldim. Şimdi bir zincir çektikten sonra yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından dolandırdım. Yanına iki tane daha ikili trabzanımı öreceğim. Ve daha sonra şöyle döndüreyim hemen. Geleceğim yer şuradaki köşe. Şimdi buradaki köşeyi, şu köşenin üstü, yani şu boşluk, şunun devamı. Buradan bir bacak almadan devam edeceğim. Buradan bacak almıyorum. Yani normal 3 tane ikili trabzanımı boşluğun içine örüyorum. Daha sonra ama sadece ilk ve sonda olmayacak. Burada da mesela bunda ve bunda olmayacak. Ama ortadakiler şöyle devam edecek. Geldim buraya hemen. Önce bir tane ikili trabzanımı ördüm. Daha sonra aşağıda şu kabartılı olan bacağın üstünden, içinden, arkasından dolanıp uzun bir bacak da buraya örüyorum. Sonra gelip yine buradaki boşluğumun içine üçüncü bacağımı örüyorum. Tekrardan yandaki boşluğa geliyorum. Bir ikili trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıp aşağıda, bakın, şu bacağın üstünden örüyorum. Tekrardan diğer boşluktayım. Bir ikili trabzan. Alttaki üçlünün ortasındaki trabzanın arkasından batıp tığımın üstüne alıyorum. Örüp hemen buraya da üçüncüyü örüyorum. Şimdi bir tane daha beraber yapalım. Geldim buraya. Hemen buraya tekrardan ördüm kabartılı yeri. Şimdi sonuna kadar geleyim. Sonun şu geçişi birlikte yapalım. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. İlk başlarken bu köşenin ilk üçlüsünü yaptım. Yanındaki üçlüyü normal ördüm. Alttan almadan. Şimdi burada hep alttan aldım. Bakın şimdi buraya geldim. Burada da alttan alacağım. Onun için önce bir tane üçlümü örüp daha sonra alttakinin arkasından dolanıyorum. Ve hemen tığın üstüne ip alıp aynı boşluğa bir daha batıyorum. Buraya geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı normal örüyorum. Bakın köşeden bir öncekiler sağlı sollu. Burada da burada da aynısı olacak. Alttan almadan örüyorum. Bu şekilde formu daha düzgün düştü. İçime daha çok sindi. Ondan bu şekilde çalışıyorum. Şimdi köşeye geldim mi? Aynı. Köşede hiçbir farkımız yok. 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tekrardan 3 tane ikili trabzan. Sonrasında diğer boşluğun içine geliyorum. 3 tane. Bu hemen köşenin yanındaki ilk boşluk ya. Burada hiç alttan almadan direkt 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra yanındaki boşlukta geldiğimde artık yine modelimizi uyguluyoruz. Birini ördüm, birini alttan aldım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayayım. Yeni renkle bir de diğer sıraya geçiyorum. Bir diğer sırada köşeden batıp 3 tane yarım trabzan örüyorum. 3 tane. 1 2 3. Daha sonra yarım trabzanlarımı 6 tane daha öreceğim. 3 burada, 3 burada trabzanın üstüne, yani şu kabartmalı grubun başladığı yere kadar yarım trabzanlarımı örüyorum. Her bir trabzanın tepesine.
Daha sonra oraya geldiğimde ise artık buradaki trabzanların, bak arkadaki trabzanları gözden kaçırmayın. Bir ikili trabzan örüyorum. Her bir trabzanın üstüne, ta ki yine bu kabartmalı kısmım biten, yani şuraya kadar, bakın şuraya kadar. Şurada kabartmaları görüyorsunuz. Şurada bakın. Bunun yanına da uzun öreceğim. Daha sonra 6 tane yarım trabzan örüp buraya 3 tane yarım trabzanımı yine öreceğim. Tekrar dönüşte bu ikisinin üstüne yarım trabzanlarımı öreceğim. Sonra ikili trabzan. Şimdi şurada devam edeyim tekrardan, bakın. Şu kabartmalı kısımların üstüne hep ikili trabzan örüyorum. Dikkat edin, atlamayın. Hem 3 tane olması gerekiyor. İlk önce birinci, sonra bu uzun ördüğümüzün tepesine, daha sonra yanındakine. Buradaki üçlüyü tamamladık. Hemen yanındakine geçiyoruz. Bir bunun tepesine, bir bunun, bir de bunun tepesine örüyorum. Şuraya kadar geleyim. Dönüşü birlikte yapalım. Buraya kadar geldim. Şimdi buraya kadar gelince önümde 3 tane bir grup, 3 tane bir grup var. Yani toplamda 6 tane yarım trabzan öreceğim yere gelmiş oldum. Köşeyle birlikte 9 olacak. Yani başlangıç ve bitişlerim 9 yarım trabzan ile oluyor. Şimdi geldim köşeye. 1 2 3 arada 2 zincirim var. 3 taneyi ördüm. Tekrardan hemen boşluğun içine 3 tane daha örüyorum. Dönüşün üçlüsü bu. Sonra trabzanların tepesine bakın. Trabzanı üstüne batmayı unutmayın, gözden kaçırmayın. 1 2 3 bir 3 tane daha. Ondan sonra ikili trabzan örmem gereken yere geldim. Uzun bacakların kısmındayım. Bu mantıkla da yine 4 kenarını tamamlayacağım. Sonra artık bir üst sıra, 12. sıra. Yani son sıraya geçeceğim. Tabii ki bu sıra sizin zevkinize göre, çantanın ebatını ayarlamak istediğiniz ölçülere göre de olabilir. Bu sırada boyutunu büyütebilirsiniz. Benim son sıramı birkaç sıra tekrarlayarak çok daha büyük çanta elde etmiş olacaksınız. Bu sırayı da böylece ne tamamlamış olduk. Şimdi artık son sıramıza geldi yeni rengimizle. Yine her zamanki gibi köşeden ilmeğimi çıkartıp köşeden çalışmaya başlıyorum. Son sıram çok basit. Hanım dilendi tekniğini uygulayacağım. Köşenin içine geleceğim. 3 tane ikili trabzanımı ilk olarak öreceğim. Daha sonra 3-3 ilmekleri, pardon, trabzanlarımı ayıracağım. İlk olarak tabii ki yarım trabzanlarım var. Onu ayıracağım. Hemen onun yanına gelip 3 tanesini ayırdıktan sonra bir 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Daha sonra yanındaki 3 tane trabzanı, yarım trabzanı atlayıp üç tane ikili trabzan. Tekrardan üç taneyi atladım. Yine ikili trabzanlarımı örüyorum. Bütün parçanın, motifimin, artık büyük motifimin etrafını aynı şekilde geçip tamamlayacağım. Bu sırayı da tamamlayıp 3 adet ördükten sonra çantanın
formunu vermeye başlayacağız birlikte. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar şöyle göstereyim. 3-3 atlıyorum. 3-3. Şöyle bitmişti, hatta daha rahat da gösterebilirim. Şöyle 3-3 atlıyorum. Örüyorum. Köşeye de geldim yine. Ne yapıyorum? 1-3'lü. 2 zincir 1-3'lü. Aynı hanım dilendi tekniğini dolanıp geliyorum. Bunun da sonuna kadar geldim. Böylelikle 3. motifi de tamamlamış oldum. Şimdi birleştirme rengimde de son kullandığım rengi tekrarlayacağım için ipi burada koparmayıp hemen birleştirme kısmına geçeceğim. Ama bundan önce, şimdi onu birlikte yapacağız ama önce formu nasıl veriyorum bir göstermek istiyorum size, bir şablon olarak. Bir de siz tabii ki eğer bu sıradan sonra farklı bir renkle birleşmeye geçecekseniz burada ipinizi kesebilirsiniz. O zaman formunu verelim beraberce. Çantamın vereceğim formu tam olarak bu arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ortada görmüş olduğunuz motif benim son ördüğüm motifim. Onun etrafını 13. sırasını geçip buraya yerleştireceğim. Daha sonra bunun 13. sırasını örerken hem bunun hem bunun bu motifle birleşeceğim. Ya bununla işimi tamamlayacağım. 13. sırasını bitirip önüme koyacağım, böyle katlayacağım. Bu burada dururken bunun iki kenarını öreceğim. Bir kenarını bu kenarla, öndeki kenarını bu kenarla, arkadaki kenarını da bu kenarla birleştireceğim. Şimdi aşama aşama hepsini birlikte yapacağız. Ama ilk olarak bu motifin dört bir kenarını örelim. 13. sırasını örüp tamamlayalım. Hemen dediğim gibi aynı renkle devam edeceğim için ben ipimi koparmamıştım. Örüp geleyim. 3 tane büyük karemin bir tanesinin dört bir kenarının etrafını geçtim. Şimdi bunu hemen alıyorum. Şöylecene katlayıp bu benim ortadaki duran motifim olacak. Diğer motiflerinde iki kenarını geçeceğim. Bakın şimdi, hatta birinin şöyle iki tane kenarını ördüm. Şu şekilde katlıyorum. İki tane örülü kenar üst üste, iki tane henüz örülmemiş ve birleşmemiş kenar. Böyleyken bunu buraya getiriyorum. Bunu buradan başlayacağım. Bakın şu ipin olduğu yer. Buradan başlayacağım. Böylece ne? Gelip bu iki kenarı da birleştireceğim. Şöyle üst üste mümkün olduğu kadar anlaşılır hale getirmeye çalışıyorum. Bu tamamen örülü. Dört bir kenarı geldim, katladım. Bunun iki kenarı örülü. İki kenarı örülü olan üst üste geldi. Örülü olmayan da üst üste. Birleşeceğim. Şimdi bunu burayla birleşeceğim. Buradan dönüşte de geleceğim. Bunu birleştireceğim. O zaman başlayalım. İlk olarak bunu bu kenara birleştirmeye. Her iki parçanın da ön yüzleri bana dönük, üst üste koydum. Yani arka yüzleri birbirlerine bakarken, böyleyken daha şimdi iyi anlayacaksınız. Burada iki kenarım bu alttaki ve bu örülü geçilmiş oldu. İkinci sırası koyu renkli. Şimdi bunu da burayla ve burayla şöylece ne birleştiriyorum. Buradan başlıyorum. Nasıl birleştiğimi de hemen göstereceğim size. Köşeye örmüştüm bir üçlüyü. Bir de zincir çektim. Hemen buradaki köşeye geliyorum. Tığımdan çıkıyorum. Köşenin içinden batıp ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra köşenin diğer üçlüsünü örüyorum. Tığımdan çıkıyorum. Bu parçadaki tam olarak denk geldiği yerin arkasından batıyorum. İçinden geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar buradaki örmem gereken boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımdan çıktım. Burada karşısındaki denk gelen boşluğa battım. İlmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Tekrar buraya. Üç ikili trabzan. Tığdan çık. Karşısındaki
denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Tekrar şimdi bu kenarın sonuna kadar bu şekilde devam edeyim. Sıranın sonuna kadar birleştirdim. Şimdi burada köşeyi de birleştireceğim. İlk olarak köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve hemen bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp arkasından batıp ilmeğimi alıyorum ve bir kilitledikten sonra, zincir çektikten sonra dönüyorum. Hiç ara vermeden bu kenarı da karşıyla birleştirmeye devam ediyorum. Aynı size göstermiş olduğum teknikle. Şimdi çıktım. Bunun karşısındaki birleşmem gereken noktam burası. Batıp örüyorum. Buraya üçlümü örüp yine tığımdan çıkıyorum. Karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi geçiriyorum. Bu kenarı da bu sıranın sonuna kadar bu şekilde birleştiriyorum. Bu kenarın da sonuna geldiğimde şurada bir ilk üçlüm duruyordu örerken başladığım. Şimdi o köşenin içine gelip ikinci üçlüyü örerken de son birleştirme noktama batacağım. Bir zincir çekeceğim. Tığımdan çıkıp şurasıdır o da köşe. Arasından alıp yine bir zincir çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batacağım. Kilitledikten sonra da kesiyorum. Bakın şimdi göstermiş olduğumda böyle üst üste duruyoruz ya. Şimdi şöyle bir küçülteyim. Evet. Şöyle parçam, iki parçam üst üste iki kenarı ile birleşmiş durumda. Ne yapıyorum? İkisinin de ortasından şöyle açıp bir tarafını tamamlamış oldum çantamın. Şimdi sıra diğer parçada. O parçada burada iki kenarı yine geçilmiş durumda. Onu da ne yapıyorum? İki geçilmiş kenarını üst üste, iki örülmemiş kenarını da üst üste getirecek şekilde buraya getiriyorum. Bunu da bu defa aynı buraya bunu buraya birleştirdiğim gibi şu köşeden başlayıp şuradan başlayıp geleceğim. Bu iki kenarı önce birleştireceğim. Dönüp arkadaki iki kenarı da birleştirince çantanın ana formunu beraberce oluşturmuş olacağız aslında. Öyleyse şimdi birleştirip bunu da geleyim. Şöyleyken de göstereyim istedim size. Şimdi burada köşeyi örüp bir zincir çekmiştim ya, ilmeğimden çıkıp şuradaki buradaki boşluğa batıp arasından geçiriyorum. Bu şekilde birleştirmeye başlıyorum. Karşılıklı bunu da göstermek istedim. Üç parçayı da birbirine ekleyerek formunu vermiş oldum. Şimdi birkaç sıra şu boşluğu doldurmak istiyorum gidip gelerek, hem önlü hem arkalı, yani böylece ne dolanacağım. Bunun için de artık 3.75'i bırakıp 3.5 milim tığa geçmeyi planlıyorum. Yine içindeki renklerden de böyle araya birazcık dolanmak istiyorum. İlk dolanmayı böyle bir toparlama gibi örmeyi bir sık iğne geçişi yapacağım. Bu sık iğne içinde şu açık pembemi geçmeyi planlıyorum. Bir sıra sık iğnede. Herhangi bir noktasından batıp başlayabilirsiniz. Ben şöylece ne batayım ki şuradaki geçişleri de nasıl yaptığımı size göstereyim. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra dediğim gibi herhangi bir noktasından batıp sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Bu bir, her ilmeğin tepesine. Hem çantanın etrafını bir tık toparlamış olacağım, hem de genişletmiş olacağım o aşırı V kısmını. Pardon, genişletmiş değil, daraltmış olacağım o geniş kısmı. Buraya da geldiğimde köşeyi 3 tane sık iğne örerek geçiyorum. Şimdi burada bir değişik bu vardı. Bunu göstermek istedim size. Diğer farklı bir noktaya gelene kadar sık iğnelerimi her trabzanın üstüne örerek devam edeceğim.
şu kısma kadar geldim. Şuradaki geçişi birlikte yapalım istediğim için şöyle hemen oraya kadar yine sık iğnelerimi örüyorum trabzanlarımın tepesine. Sonra şu köşeye geldiğimde bir tane bu köşenin içine batıp bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra diğer köşeye geçip bir sık iğne örüyorum. Sonra yine aynen trabzanlarımın tepesine batarak örmeye devam ediyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını arkada da yapacağım. Tam tersindeki birleşme noktasında. Sık iğne ile bir sıramı geçtim. Şimdi diğer rengimi aldım. Onunla da yarım trabzanlar örmeye başlayacağım. Burada örmüş olduğum sık iğnelerin üstüne. Herhangi bir sık iğneden yine başlıyorum. İp dolayıp batırdığım tığımın bütün ilmeklerini şöyle bakın. Burada karışıklık olabilir. İlk yaparken göstereyim yine. Bir ilmek çıkarttım. Tığın üstüne ipimi aldım. Battım. Burada da bir ilmek çıkarttım. Buradaki 3 ilmeği beraber topladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bütün ilmeklerin üzerine. Toplama yapacağım yerde size göstereceğim nasıl geçiş yaptığımı. Şimdi oraya gelene kadar aynen bu şekilde her ilmeğin üzerine bir sık iğne örerek devam edeyim. Yarım trabzan çakma sık iğne örerek devam ediyorum. Yine bu ortak birleştikleri noktaya geldiğimde ise buraya birer tane sık iğne ile geçmiştim. Şimdi o sık iğnelerin üstüne yarım trabzanları, şimdi şunu şöyle tuttum. Tekrar buraya geliyorum. Tekrar çıktım ve bunu tek bir yarım trabzan olarak örüp orada da bir toparlama yapıyorum. Hemen yanındakine geliyorum. Yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şu kısmın geçişini göstereyim size tekrar. Aynı şeyi öbür tarafta da yapacağım. Bir sık iğne, bir çakma sık iğne, yarım trabzan geçtik. Aslında burayı daha da geniş örebiliriz. Yani burası genişledikçe benim model daha çok hoşuma gidiyor ama bir sıra daha geçeceğim. Çünkü hemen tamamlamak istiyorum. Video uzamasın açısından size de gösterebileyim diye. Şimdi buradaki diğer renk seçimimde sapı öreceğim renk olacak. Son sırasını sapı öreceğim renkle geçmek istiyorum. Burada bir ikili trabzan geçip artık sapın örümüne başlayacağım. İkili trabzanda da hiçbir farkımız yok. Yine tabii ki burada bir toparlama yapacağım. Ama diğer taraflarda alttaki her bir yarım trabzanın üstüne bir trabzan mantığını devam ettireceğim. Herhangi bir noktadan yine batıyorum ve ikili trabzanlarımı örmeye bu şekilde başlıyorum. Her bir yarım trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Şuradaki geçişi de gene görelim istedim. Yine burada da hiçbir farkımız yok artık. Her bir ilmeğin üstüne örmeye devam ediyorum. Buraya kadar aynen geleyim. Yine bu toparlama yaptığım kısımdayım. Her iki tarafa da bir buna bir buna batacağım. Bir trabzan çıkartıp şimdi burada 3 tane de toparlama yapmak durumundayım. Çünkü burada 2 kesmiştim. Bana zaten yer belli ediyor kendini. Burası, burası ve burası. Üçünü bir öreceğim. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım. Bu şekilde sonra devam ediyorum. Diğer tarafa kadar aynı bu şekilde öreceğim. Sonrasında da sapına beraberce geçelim. Sırasıyla sık iğne, çakma sık iğne ve yarım trabzan olarak tamamladım. Şimdi artık askı öreceğim. Askıyı çok uzun örmek istemiyorum. Böyle bir omuz çantası gibi kullanacağım. Şöylecene bakın. Şöyle bir hemen zaten burada da yeteri kadar bir açıklık var. Kol altı için. Kasma zor takmak gibi bir
durum olmayacak. Aslında şuralardan yine birit örüp deri askı da çalışabilirdim ama bir tane deri askım vardı, diğer çantayı kullandım. Buna kendim sap öreceğim bu durumda. Ne yapacağım? Hemen şuradan kenardan gelip başlayacağım. Şu tepeyi görüyorsunuz. Şuranın olduğu yer, yani ilk tepenin olduğu yerde 2 buradan, 2 buradan, 2 buradan 6 trabzanla çalışmayı düşünüyorum. Sık iğneyle de yapılabilir. Sık iğneyle yapılırsa daha sağlam, daha sert bir askı olacaktır. Ben biraz daha hızlı yol alabilmek adına yarım trabzan ile çalışacağım. Hemen gösterdiğim noktadan 6 taneyi hemen tepedeki 2'nin yanındaki 2'den geliyorum, batıyorum ve hepsini bir örerek böylelikle ilk trabzanım, yarım trabzanımı örmüş oldum. Yanına bir tane daha, ikinci, üçüncü, dört ve beş. 6 tane yapacağım ama. 6. Daha kalın ya da daha ince. Ya yani daha incesi güzel olmazsa daha kalınını yapabilirsiniz. Bakın şimdi 2, 4, 6. Burada bir zincir çekip arkasını döndürüyorum. Ancak hemen bakın kendi dibinde de bir tane örüyorum. Yani bu 6 taneyi bozmamam gerekiyor. Geldim dibine battım. 1, hemen yanındakine 2, onun yanındaki 3, 4, 5. Burada ilk ördüğümüzün de tepesine batacağım. Ve 6 tane yine sağlamasını yapıyorum. 2, 2, 4, 6. Hemen döndürüyorum. Bir zincirle dönüyorum. Şöyle ki dibine batmayı unutmamamız gerekiyor. Yoksa sapta bir eksilme olur. Hep bittiğinde 6 tane yarım trabzanımızı örmüş olmamız gerekiyor. 3 4 5 ve 6. Hemen döndürüyorum. Bir zincir çekip dibine batmayı unutmuyorum. 1 2 3 4 5 6. İşte bu mantıkla da istediğiniz uzunluğa kadar devam edebilirsiniz. Ben ne kadar uzunlukta yaptığımı tamamladığımda size göstereceğim. Dediğim gibi burada sık iğne de kullanabilirsiniz. Çok daha sağlam olur. Sapı başladığım noktadan itibaren 44 santim olarak ördüm. Şimdi bu ucu, dikkat etmemiz gereken bir yer var ki, şimdi bunu bir tersten bir düzden örüyoruz ya, buraya birleşmeye, yani diğer uca, şöyle yapalım bir saniye göstereyim. Şimdi buradan başladım. Buna birleşeceğim. Buna birleşirken düz yönde gelen kısım olmalı. Yani buradan yaparsanız sapınız dönük olur. Buna dikkat edin. Böyle dümdüz gelin. Şimdi burada birleşmeyi nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Bir zincir çekip döndürdüm. Şimdi buraya geliyorum. İlk dibime yarım trabzanımı örüyorum. Ama burada farklı olarak artık bu ilmeği karşısında, bakın burada da aynı 6 yeri, 6 noktayı belirliyorum. 2 tepede, 2 solda, 2 sağda bırakıyorum. Buradaki ilk 6'nın ilkinden batıp bu ilmeği arasından geçiriyorum. Daha sonra tığımın üstüne ip alıp hemen yanındaki boşluğa ikinciyi örüyorum. Yine tığdan ipi çıkartıyorum. Hemen yanındaki trabzanın içinden geçiriyorum.
Daha sonra tığımın üstüne ip alıyorum. Yanındakinin içine batıp örüyorum yarım trabzanımı. Tığımdan çıkıp hemen burada yanındaki sıradaki trabzanımın içinden tığımı sokup bunu da geçiriyorum. Sıradakine batıyorum. Ay burada ucu kaçmış. Şunu bir toparlayayım. İp katlarına bir miktar ayrıldığı için tabi toparlamak bir tık zor oldu. Evet, aldım. Şimdi geldim. Hemen ördüm. Arasından geçirdim. Yine tığdan çıkıyorum. Ve yandaki ilmeğin içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra yandakine gidiyorum. Hemen bir yandakine. Son ikideyim artık. Yine çıktım. Burada da hemen yanındakinden geçirdim. Buraya geldim. Sonuncudayım. Aradan çıktım ve burada da sonuncu trabzanımın içinden geçirip şöyle burada da ip bir düğüm olmuş. Açayım hemen. Son işlemimi de sapımı örerek tamamlamış oluyorum. Ve buradaki sap uzunluğuna tekrar değineyim. Şöyle bir de yana doğru gelip arasından kaydırarak geçirip sağlamlaştırayım. Sonra güzelce de kilitlerim ben onu. Şöyle göstereyim bakın. Sapımızı düzgün yerine yerleştirdim. Çantamı da şöyle göstereyim. Gerçekten oldukça kullanışlı. Bayağı da büyükçe bir çanta oldu. Bunu da söyleyeyim size. Mesela hemen en ölçüsü vermek istiyorum. Kendiniz yaparken karşılaştırabilin diye. Benim çantamın eni 43 santim. Şuradan da bir de şu ortadan boyunu vereyim. O da 25 santim. Şöyle vereyim. Hani hep karşılaştırmanız açısından ucundan çantanın sapına kadar da 46 santim. Şimdi bunun güzel bir astarlaması olacak. Ben o işte yokum biliyorsunuz. Maalesef terzimiz yapıyor. Şuraya güzel de bir çıt çıt çak taktırdıktan sonra gayet rahat kullanabileceğimiz bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İp bilgilerine gelecek olursam şöyle göstereyim hemen. Ortalık yıkıldı rüzgardan. Bütün iplerimden kalan elimde bu oldu. Buradaki koyu laciden elimde maalesef kalmadı sonuna kadar. En son sapta tükettim hepsini. Bu kadar da ip kullanmış oldum. Her açtığım yumaktan bunu da bir bilgi olarak sunayım tekrardan size. Çanta için çok uygun bir ip olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı da gayet uygun, bir bakarsanız göreceksiniz. Sizden başta kalp istemiştim. Şimdi burada da hatırlatayım, unutmazsanız sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.